Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel lezzetli bir pasta tarifi vermek istiyorum. Kesinlikle fırın kullanmıyoruz, ocak kullanmıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli, pratik, tam yaz mevsimine yakışır hafif bir pasta tarifi. 6 mozaik eli üzeri kokolu ve onun üzerinde güzel bir çikolata sosu var. İlk önce arkadaşlar mozaik kısmını hazırlayacağız. Bunun için üçlü paketlerden olan petibör bisküviden kullanıyorum. Ve 100 gram da tereyağı. Tereyağını eritmeye koydum ocağıma. Bisküvileri de iri parçalar halinde kırıyorum. 3 paket bisküvi tam denk geliyor arkadaşlar ölçülerime. Hepsini de gördüğünüz gibi iri parçalar halinde kırıyorum. Kesinlikle çok böyle ufak minik minik yapmayın. Böyle içinde kaybolacak, çok ezilecektir. Böyle iri parçalar olması gerekiyor. 3 paket bisküvi kırdım ve geniş bir kabın içine alıyorum. İçinde bakın kırılmayanlar varmış. Onları da hemen kırıyorum. Sadece böyle ortadan 2'ye veya 3'e kırabilirsiniz. Bisküvilerin üzerine 2 su bardağı soğuk sütü gezdiriyorum. Soğuk süt olması gerekiyor mutlaka yoksa bisküvileriniz hamurlaşır. İkinci bardağı da koyuyorum. Eritip soğutmuş olduğum 100 gram tereyağı ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı tepeleme bakın kakao ilave ediyorum tepeleme koyuyorum böyle dolu dolu ve güzelce harcı karıştırıyorum malzeme bütünleşinceye kadar bütün bisküviler kakaoya bulanıncaya kadar diyebilirim güzelce karıştırmamız gerekiyor Bakın iri parçalar olduğu için çok ezilmedi arkadaşlar görüyorsunuz artık yeterli kenar alıyorum ve koko kısmını hazırlıyorum koko kısmı için de arkadaşlar bir su bardağı soğuk sütü çırpma kabına koyuyorum çırpma kabı olarak böyle blender kapları çok rahat oluyor 2 poşette krem şantiye içine ilave ediyorum 2 poşete 1 su bardağı süt tam denk geliyor. Ölçülere dikkat ederseniz çok güzel sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Ve krem şantiyi kıvam alıncaya kadar güzelce çırpıyorum. Çok katı bir kıvamda krem şanti hazırlamıyoruz arkadaşlar. Böyle hafif akışkan oluyor. Sizler de şimdi çırptıktan sonra kıvamını daha net göreceksiniz. Artık bakın yeterince çırpıldı. Hemen krem şantiyi kaba boşaltıyorum. Hem kıvamını rahat görün hem de rahat karışması için. Görüyorsunuz katı kıvamda değil. Böyle biraz akışkan bir kıvamda krem şantimiz. Su bardağı ölçüsü olarak da arkadaşlar 200 milimlik bardak ölçüsü kullanıyorum. Şimdi üzerine iki buçuk su bardağı Hindistan cevizi ekliyorum ve güzelce Hindistan cevizini krem şantiye yedirinceye kadar spatula kaşığım ile karıştırıyorum. Hindistan cevizi böyle ıslandığında biraz şişiyor ve böyle topluyor arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum. Bakın Kalıp şeklinde hazırlayacağız böyle kek kalıbında böyle kalıp gibi çıkacak dilimlediğimizde dağılmayacak sizlerde göreceksiniz. Normal orta boy bir kek kalıbının içini ben streç film ile kapladım rahat çıkartabilmek için. Ve ilk önce hazırlamış olduğum koko kısmını Kalıba koyuyorum ve spatula kaşığım ile bastırarak yerleştiriyorum. Güzelce bastırmak gerekiyor. Daha düzgün bir sonuç elde edebilmek için kenarlarına her tarafına bakın arkadaşlar. Bu işlemi yaparken de bu spotulaklar çok kolaylık sağlıyor. Daha rahat yapılıyor. Güzelce bastırdıktan sonra şimdi mozaik kısmını koyuyorum. Ve mozaik kısmında güzelce yine kaşık ile bastırarak yerleştiriyorum. bütün harcın hepsini koydum görüyorsunuz arkadaşlar kalıba ve güzelce sıkıştırarak kalıbın şeklini veriyorum bastırıyorum ne kadar güzel bastırıp şeklini verir isek o kadar güzel sonuç elde ederiz kalıptan çıkarttığımızda dağılmaz şeklini bozmaz güzelce bastırdım şimdi kenarlarından içe doğru fazla olan streçleri kapatıyorum Açık kalan kısmına tekrar bir streç kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında 3 saat pastamı dinlendiriyorum. 3 saat sonra üzerinin çikolata sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Bunun için de bir paket krema kullanıyorum. Sıvı süt kreması. Tavaya koyup kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyorum. Kaşık ile karıştırıyorum çabucak ısınması için. Bakın kenarlarından kaynamaya başladı artık hazır demektir. Şimdi çikolatasını ekliyorum. Çikolata olarak da 80 gram bitter çikolata 80 gram sütlü çikolata kullanıyorum. Hemen kırıp içine ilave ediyorum. Sıcaklığı ile arkadaşlar çok çabucak eriyor. Çok güzel bir e, ganaj oluyor. Sürekli karıştırarak hemen eritiyorum ve e, Toparlanıyor hemen sizlerde görüyorsunuz. Çikolata çok çabucak eriyor. Çok yüksek ısıya inanın ihtiyaç yok. Sadece kaynama noktasına geldi ve ocaktan aldım. Karıştırarak bakın çikolataları eritiyorum ve krema ile birleştiriyorum. Çok güzel bir ganajımız oldu. Çikolata sosumuz da artık hazır. biraz ılıması gerekiyor arkadaşlar pastamızın üzerine koymadan ılıyınca pastamızın üzerine hemen koyabiliriz pastamız da 3 saat buzdolabında dinlendi servis tabağını artık çıkartıyorum çok rahatlık ile çıkıyor çünkü bakın streç ile çok güzel kaplamıştık streçiniz yok ise buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz onun ile de çok rahat olacaktır ve streçini de alıyorum soğumuş olan daha doğrusu ılımış olan çikolata ganajını üzerine koyuyorum Krem şanti olduğu için sıcak sıcak koyarsanız eğer e, böyle yumuşama olacaktır. Onun için böyle çikolata ganajınızın eri, eritmemesi için krem şantiyi böyle ıdık ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Sıcaklığının geçmiş olması gerekiyor. Her tarafını kaplayacak şekilde çikolata ganajını koydum. Bu şekilde 1 saat dinlendiriyoruz arkadaşlar buzdolabına kaldırıp. Güzelce çikolatanın da böyle donması gerekiyor. Ve artık pastamızı süsleyip servis yapabiliriz. En güzel en can alıcı noktası bu. Nasıl süslemek istiyorsanız arkadaşlar o şekilde süsleyebilirsiniz. Fındık, fıstık ne arzu ediyorsanız. Benim fıstığım vardı, böyle çikolata parçalarım vardı karamel küplerim vardı. Onlar ile süslemek istedim. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Şu görüntüsü bile iştah kabartıcı. Hemen bir dilim kesip son halinde göstermek istiyorum. Pastayı dilimlerken arkadaşlar lütfen her seferinde bıçağınızı temizlerseniz böyle dilimleriniz daha güzel çıkacaktır. Buna dikkat edin. Evet. Mozaik tabanlı koko pastamız hazır arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Tam kıvamında. Kalıp gibi de çıktı. Üzerinin çikolatasını koyduğumda ben çok fazla buzdolabında tutamadım açıkçası arkadaşlar. Bir 15-20 dakika tuttum. Tam bir saat tutarsanız daha güzel. Böyle daha hoş olacaktır. Üzeri kalıp gibi olacaktır. Ama şu an bile inanın gerçekten çok güzel görünüyor. Doku testinde tabii ki sizler için yapıyorum. İnanın harika bir lezzeti var. Çok hafif bir e, pasta. Yapımı da kolay, çok e, böyle sizi yormayacak bir pasta tarifi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın.